Ay Yıldız'ın izinde programından hepinize merhaba. Gökovuzların topraklarından yani Gagavuzya'dan sesleniyoruz sizlere. Gagavuz Türklerinin geleneklerini, göreneklerini, adetlerini anlatmaya çalışacağız bu programımızda sizlere. Ay Yıldız'ın izinde başlıyor. Ay Yıldız'ın izinde çok özel. Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, Gagavuzya Türkiye kardeşliğini anlattı. Türkiye bizim kan kardeşimizdir. Biz Gagavuz halkı son 20 yıldır Türkiye ile birlikte sosyal ve kültürel alanda birçok işbirliği yaptık. Dillerinde Gagavuz Türkçesi, yüreklerinde vatan sevgisi var. Tarafım sen, tarafım, ne güzelsin korafım. Küçük yaşta ana dillerine sahip çıkan Gagavuz çocuklar Ay Yıldız'ın izinde ekrana geliyor. Türkiye Siria. 450 yıllık Avdarma köyü ve Gagavuz folklorundan renkli görüntüler. Başkent Komrat'a bağlı Beş Elma Köyü'ndeki Etnografya Müzesi, Gagavuzların tarihine ve zengin kültürüne ışık tutuyor. Gökoğuzların torunları Gagavuz Türkleri, Ay Yıldız'ın izinde. Ay Yıldız'ın izinde kalın, TRT Avaz'dan ayrılmayın. Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti 3'ü şehir 29'u köy olan 32 yerleşim biriminden oluşuyor ve ülkede yaşayan yaklaşık 160 bin Gagavuz Türküne ev sahipliği yapıyor. Burası Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Komrat. Dünya çapında 500 bin Gagavuz Türkünün yaşadığı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya ve Türkiye gibi farklı coğrafyalarda yaşayan Gagavuzlar gittikleri her yere kültürlerini ve dillerini de götürüyorlar. Biz de Gagavuzya'nın başkenti Komrat'tayız. Buranın nüfusu yaklaşık 26 bin. Gagavuzlar 10 asır önce Karadeniz'in kuzeyinden dolaşıp Balkanlara inen ve zamanla Hristiyanlığı benimseyen Oğuz boylarının torunları. Gagavuz adının da Gökoğuz'dan geldiği düşünülüyor. Başkent Komrat'ta Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah'ı ziyaret ediyoruz. Bizi son derece sıcak bir şekilde karşılayan Vlah, ülkenin ilk kadın başkanı. Gagavuzya'nın başkanı Sayın İrina Vlah'la beraberiz. Kendisiyle iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendireceğiz. İlk önce bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye ile Gagavuzya arasındaki ilişkiler hangi durumda? Özellikle bu ilişkileri daha iyiye götürmek için neler yapılabilir? Türkiye bizim kan kardeşimizdir. Biz Gagavuz halkı son 20 yıldır Türkiye ile birlikte sosyal ve kültürel alanda birçok işbirliği yaptık. Türk kardeşlerimizden çok yardım aldık. Türkiye burada büyük projelere imza attı. Bu yüzden Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin bundan sonra da bizi, yani Gagavuzya'yı yalnız bırakmayacağına ve bizim de Moldova ile Türkiye arasında köprü oluşturacağımıza inanıyorum. Gagavuzya özerkliğini 1994 yılında Türkiye'nin desteğiyle aldı. Gagavuz halkı çok misafirperverdir, vatanseverdir, çalışkandır ve kendi dilini, ülkesini, geleneklerini, tarihini sever. Biliyoruz ki Türkiye'deki kardeşlerimiz de Gagavuzları seviyor. Bugünlerde Türkiye'nin çok desteğini görüyoruz. Gagavuzya ile ilgili 3 proje verdik TİKA'ya. Türkiye'nin desteğiyle kreş, Komrat'ta bir hastane ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına eğitim merkezi inşa edilecek. Türkiye'den çok razıyız. Türkiye'nin yardımıyla otonom cumhuriyet olduk. Türkiye bize sadece siyasi olarak değil, ekonomik olarak da yardımcı oldu. Bu yüzden kardeşimiz olarak gördüğümüz Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Gagavuzya'nın tarihine baktığımızda çok açlık ve acılar yaşandığını biliyoruz. Şu anı değerlendirirken
gelirsek neler söyleyeceksiniz? Şimdi ekonomik durumumuz iyi değil. Bu yüzden halkımızın çoğu yurt dışında. Yani para kazanmak ve ailesine bakabilmek için Türkiye, Rusya, Moldova gibi ülkelerdeler. Ama bizim büyük hedeflerimiz, projelerimiz var. Önümüzdeki 2 sene içinde bu hedeflerimizin gerçekleşeceğine, yeni iş yerleri açılacağına, yurt dışındaki gençlerimizin kendi memleketlerinde çalışabileceklerine ve bu krizden çıkacağımıza inanıyorum. Başkan Vlah, Türk iş adamlarını Gagauzya'ya yatırıma davet ediyor. Biz Türk iş adamlarının buraya gelmesini istiyoruz. Türk yatırımcıları ikna etmek için çalışıyoruz. Kişinev'deki Türk iş adamları yakın bir tarihte geldiler. Bizim serbest ekonomik bölgemiz var. Orada yatırımcılar bir süre vergi ödemeyecekler. Bu bir. İkincisi, burada kimse onlara engel olamaz. Aksine Türk iş adamlarını destekleriz ve onlara yardım ederiz. Bizim coğrafi konumumuz da iyi. Batı ile Doğu arasında bir köprüyüz. Türk iş adamları burada ürettiklerini Batı'ya kolaylıkla satabilirler. Ulaşım açısından önemli avantajlara sahibiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'yi nasıl buldunuz? İzlenimlerinizi öğrenebilir miyiz? Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'ye çok gittim. Kızımla 2 yıl önce İstanbul'a gidip 2 hafta kaldık. Sonra Bodrum'a da gittim bir toplantı için. Çok beğendim Bodrum'u. İnsanları güzel, yemekleri güzel, denizi güzel. Tatlıyı, özellikle baklavayı çok sevdim. Türkiye tarihi yerleriyle, denizi, güneşi, tatil bölgeleriyle harika bir ülke. Bizim halkımız Bodrum'da tatil yapmayı çok seviyor. Gagauzya Özerk Cumhuriyeti'nin başkanı İrina Vlah, söyleşimizin sonunda Gagauz Türkçesiyle seslendiği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir davette bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagauzya sizi sevir, Gagauzya sizi bekler. Biz sizi davet ediyoruz, teklif ediyoruz Gagauzya. Bize gelen çok insanlar Türkiye'den ama biz sanırız, hani siz de gelesiniz bize. İnanırız, açan siz geleceğiniz, bizde daha çok iyi işler olacak, daha çok kahve bağlantılar olacak. Gelin bize Gagauzya. Başkan İrina Vlah'ın ardından Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Dışişleri Müdürü Vitali Vlah'ı ziyaret ediyoruz. Vlah, Moldova'nın yanı sıra komşu coğrafyalarda da çok sayıda Gagauz Türkünün yaşadığını söylüyor. Gagauz'un nüfusu şimdi yaklaşık olarak 160 bin. Gagauzlar çok Rusya'da var şimdi, Bulgarya'da. Nasıl siz biliyorsunuz, Gagauzya'nın yanında Ukrayna'mız ve Romanya. Ukrayna'da bizim çok köyümüz var. Orada çok Gagauz yaşıyor. Biz onlarla tabii her zaman onları da buraya misafirlik davet ediyoruz. Biz onlara, başkan oraya hep gidiyor. Tabii Romanya'da bizim yaklaşık olarak bir 10 bin Gagauz orada da yaşıyor. Ukrayna'da daha çok, bir 15-20 bin yaşıyor Gagauz. Çekimlerimiz Gagauzya Özerk Cumhuriyeti'nin ilanının 25. yıl dönümü etkinliklerine denk geldi. Hadi şimdi bakalım, Gagauz'a varalım. Yediden 70'e tüm Gagauzlar bu özel günü coşkuyla kutluyor. Halk oyunları gösterilerinin yanı sıra resmi kutlama programları da düzenleniyor. Etkinliğe en önemli gelişme Moldova Başbakanı Sayın Valeriu Sitreleț'in katılması oldu. Moldova ile
Moldova'nın bir parçası olan Gagauzya'ya ilk defa başbakan düzeyinde bu konuda bir katılım sağlandı. Bu da son derece memnuniyet verici bir gelişme. Gerek Gagauzya Başkanı Sayın Irina Vlah, gerek Başbakan Sayın Stelets konuşmalarında Gagauzya'nın gelişmesine, kalkınmasına ve Moldova için de taşıdığı öneme dikkat çektiler. Bunların hepsi memnuniyet verici gelişmeler. Gagauzya'nın başkenti Komrat'taki etkinliklerde meslektaşımız Mehmet'e rastladık. Mehmet de yüksek lisans tezini Gagauzya halkı üzerine yapıyor. Çünkü Türkiye'de çok bilinmiyor Gagauz halkı. Nereden aklına geldi? İlk önce bunu öğrenelim Mehmet. Aslında Anadolu'daki Türkçe kadar temiz, net bir Türkçe konuşulmasına rağmen ve bize hem coğrafi olarak hem kültür olarak yakın olmalarına rağmen Gagauzlar Türkiye'de pek tanınmıyor. Hatta İstanbul'da birçok, özellikle İstanbul'da olmak üzere birçok büyük şehirde Gagauzya'dan gelip çalışan Gagauzlar var. Ama Türkiye'de insanlar genelde onları Moldovyalı olarak biliyor. Araştırmalarım gösteriyor ki Gagauzlar Türk soylu bir millet, bir halk. Ve kültürleri de Türk kültürüne çok, komşulardan da katılmış. Fakat biz Ortodoks Hristiyanlarız ve bizim dedelerimiz Hristiyanlığı ta apostol zamanlarından 1. 2. 3. yüzyıllardan bizim milletten başlamışlar kabul etmeye zamanca. Ama etnik tarihini alırsak Gagauzların soy köklerini, o gösteriyor ki ta 2500-3000 yıldan fazla bizim evvelki dedeler Güneydoğu Avrupa'da ve Bucak'ta da varmışlar. Son yüzyılda sırasıyla Rusya İmparatorluğu, Romanya, Almanya ve Sovyetler Birliği'nin egemenliği altında kalan Gagauz halkı dillerini ve kültürlerini korumayı başarmışlar. Siz işte, ne zamandan beri burada yaşıyorsunuz? Her zaman. Hep burada. Tabii. Biz Bucaklı. Yani ben başka köylerde ama tabii bu Gagauzya toprakları. Ama burada yaşıyorsunuz. O kadar baskıya, o kadar zorluğa rağmen dilinize ve kültürlerinize sahip çıkmışsınız. İşte bu çok Gagauzlar öyle bir halk. Yani biz kendimizi hiç küçük ve daha düşük bir kimseyi de görmedik. Yani biz kendimizi, kendi gururumuz var, birbirimizi sayıyoruz yani. Yoktu şiirci o kadar çok, yoktu yazıcım, yoktu intelligent adamlar, yoktu bilim akademi adamlar, yoktu öndürcülerimiz, yoktu üniversitemiz, radyo, gazet. Şimdi var onlar. Şükür edeyim Allah'a. Hani bununla kaybetmemeye. Özerklik ilanının yıl dönümü nedeniyle yapılan resmi kutlama programlarının yanı sıra halk da kiliselere giderek dualar ediyor. Siz sabah erken saatlerinde kiliseye geldiniz ve burada dualar ediliyor. Kilisenin avlusunda da çok güzel meyveler görüyoruz. Bunlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Bugünkü günlerden bizim Hristiyanlar İmirler meyve, üzüm, alma, armut. Ekmek hem serplerler da sonra verirler izin anisiner. Kim verirse. Evet, hemen sizi de tanıyalım. Kim verirse önce bizde diğerle yüller için sonra da yer sağlar. Evet. İlk önce gelenlere ikram edeceksiniz. Sonra siz kendiniz yani yiyeceksiniz. Yer, sonra kendimiz yeriz. Evet. Şimdi bundan sonra ne yapacaksınız? İçeride dualar edilecek. Daha sonra? Daha sonra gidiyoruz eve. Hepsimiz. Veriyoruz bunu. Veriyoruz bunlar da. İnsanın üyelerin canı için. Sonra gidiyoruz eve de biz de yiyoruz. Türkiye'ye hiç gittiniz mi? Gittim. Benim uşaklarım yaşıyorlar Türkiye'de. İstanbul'da. Nerede yaşıyorlar? İstanbul'da. Çalış veriş Laleli'de. Var magazin. Net sizdence mağaza. Mağazalar var. İstanbul'da. Güvenin adı Ruslan. Benim kızım Tatiana Bayramova. Evet. Peki seviyor musunuz Türkiye'yi? Geldiniz. En çok neyini sevdiniz? Severiz. Pek iyi severiz. Ben gittim yeni yıl orada karşı ettim. Gittim. 4 sıra gittim Türkiye'ye. Uşaklar çağırdı beni. 4 sene.
4 sene boyunca gittiniz. Peki siz hiç Türkiye'de bulundunuz mu? 2 sene gittim Türkiye'ye. Nereye gittiniz? İstanbul'a. Господу помолимся. Господи, помилуй. Onlar Balkanlarda Hristiyanlıkla tanışıp mezhep olarak Ortodoksluğu seçmiş olmalarına rağmen dillerinde hep Allah var. Her dileklerini, her arzularını Allah'a iletiyorlar. Dualarından sonra bu masanın üzerinde görmüş olduğunuz yemekleri yiyecekler. Özellikle de geçmişte kaybettikleri, sevdikleri için de bu yiyecekleri getiriyorlar ve herkesle paylaşacaklar. Gagauzlar Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyor. Sağ ol. Kuşacığım Allah sizi korusun. Güzel yaşamacık olsun. İnşallah. Bereket olsun. Yaşamak olsun. Güzel güzel mir olsun. Çiçek gibi yaşamak olsun. Amin hepimize. Ay. Çekimlerimiz sırasında Anna teyze geldi ve Allah sizi korusun diye bize sarıldı. Gerçekten çok duygulandık. Bambaşka bir coğrafyada bizim Türkçemize yakın bir lehçede konuşan insanları görmek bizi de çok mutlu ediyor. Başkent Komrat'taki gezimiz sürüyor. Gagavuzya sokaklarında dolaşırken şair İvan Bey ile karşılaştık. Gelin Gagavuzya'yı şair İvan Bey'in şiirinden dinleyelim. Efendim bize şiirinizi okur musunuz? Bizimle paylaşır mısınız? Gagavuzya'm benim, anam benim, pahalı bucak. Doğdum ben burada, anam aldı beni kucak, çaldı türkü bana, küçüklüğümden ana dilim girdi ta canıma, onda yazma ben yürendim, bit çekettim kurma. Halkım benim Gagauzlar, girgin hem çalışkan, onlar yaşarlar barabar, Allah'la evvelden aramızda var adamlar, Arif hem anılmış resimciler, hem ustalar, bilgiç hem ürenmiş. Gerciklenir büyün vatanım, şen Gagauz yeri, umutlan her gün tarafım, bakır salt ileri. Koyaşasın mutlu halkım, kavileşsin dilim, bize yardım et Allah'ım, birlik hep sevelim, da olalım sıkı bağlı. Küçük bu devlette ol Gagauziyem şafklı örnek bu dünyada. Gagauzlar dillerine, kültürlerine ve vatanlarına sıkı sıkıya bağlı bir halk. Başkent Komrat'ta ziyaret ettiğimiz bir kreşte bu durumun en güzel örneklerinden biriyle karşılaşıyoruz. Dillerinde Gagauz Türkçesi, yüreklerinde vatan ve bayrak sevgisiyle büyüyor bu çocuklar. Tarafım sen, tarafım, ne güzelsin korafım. Çok cömertsin sen toprağım. Gagauz yeri bucağım. Gagauziya hoşum, çok sevin koru dostu, bayrağını yüksek kaldır, sen benim pahalı halkım, bayrağını yüksek kaldır, sen benim pahalı halkım.
Komrat'ta bir kreşteyiz ve Gagavuz çocuklarıyla beraberiz. Onların size ufak bir sürprizi var. Çiğdem Çiğdem, bak bana, ne semişin sen dada, karartı kaybedecek, gün yeri ısıtacak. Çiğdem Çiğdem, gel bana, pek sıcak avucuma, ben seni ısıtacağım, kız kardeşime vereceğim. Türkiye'ye silya. Komrat'tan ayrılıp rotamızı Avdarma köyüne çeviriyoruz. Komrat'a bağlı Avdarma köyüne geldik. Efendim, bu köy gerçekten o kadar güzel ki bu bölgenin en güzel köylerinden bir tanesi. Bakalım bu köyde bizi neler bekliyor? Bizi takip edin. ...3800 nüfuslu küçük bir yerleşim yeri olan Avdarma'da Belediye Başkanı İvan Kasım'ı ziyaret ediyoruz. Bizim köyü gördünüz, köyü çok güzel. Köyde yaşayıp bugünkü günde 3800 kişi. 1563 yılda bizim köyü kuruldu Nagay Tatarlarla. Bizde var çeşme. O çeşme bizde işler, su akır. Orada çeşmede biz içiyoruz o suyu. İmanla ilk aile kim hani gelmişti bize köye de orada varmış. Onlar çekitmişler bizim bu köyde yaşama. Biz 2013 yılda 450 yıl burada yaptık köyde. Gagavuz Türklerinin kültürlerini en iyi yansıtan unsurlardan biri halk oyunları. Avdarma köyündeyiz. Arkamda Umut grubunu görüyorsunuz. Bizlere geleneksel gagavuz oyunlarını sergileyecekler ama oyunlara geçmeden gelin o gençleri daha yakından tanıyalım. İsmini öğrenebilir miyim? Nasıl? Ne kadar zamandan beri bu oyunu oynuyorsun? 10 yaşında. 10 yaşında başladın folklor oynamaya. Da. Peki bize birazcık kendinden bahseder misin? Kaç yaşındasın? Neler yapıyorsun? Avdarma köyünde günlerin nasıl geçiyor? Ben 13 yaşındayım. Burada benim günlerim pek hızlı geçiyor. Diyeceğim, biz gideriz okula, sonra gideriz oynama buraya. Böyle benim günlerim geçiyor. Seni de yakından tanıyalım mı? Adın nedir? Benim adım Jenya. Pek severim kendi köyümü, kendi oyunlarımı. Evet, köyün gerçekten çok güzel. Burada neler yapıyorsun? Ben burada oynarım. Kendi dostlarımla. Okula gidiyorsun. Okula giderim. Gelirim, burayı oynayayım. Peki Türkiye'ye gittin mi? Ben Türkiye'ye gitmedim. Pek istedim gitme, Türkiye görme, Türklerin kulturasını, yemeklerini. Seni tanıyabilir miyiz? Adın nedir? Benim adım Slavik. Kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım. 12 yaşındasın. Peki Türkiye'ye geldin mi? Evet, ben gittim Yalova'ya. Orada çok güzeldi. Çok iyiydi. Var orada Türk kardeşlerim, var orada onların adı Gamze, Gaye Kaan. Oo, ne güzel. Onlara bir şey söylemek ister misin buradan? Evet. Yollarım onlara büyük selamla. Görsünler bizi öte doğru.
Seni tanıyalım mı? Adın nedir? Benim adım Erik. Erik kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. 12 yaşındasın. Ne zamandan beri bu oyunları oynuyorsun? 10 yaşından beri. 10 yaşından beri oynuyorsun. Gerçekten çok güzel. Türkiye'ye hiç geldin mi? Evet. Nereye gittin? İstanbul'a, Edirne'ye. İstanbul'un bir yakasında, oynar mahalle ortasında. Hepsi burada bir arada, Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa. Hepsi burada bir arada, Rafa'dan Tayfa. Hepsi mutlu, neşeli, hem de heyecanlı. Abileri sever, çevresine faydalı. Abi, kardeş, arkadaş, hepsi farklı boyda. Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. Çok güzel, çok teşekkürler. Yanındaki arkadaşını tanıyalım. Adın nedir? Christina. Christina'cığım kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Peki ne zaman başladın oynamaya folklor oyunu? 8 yaşından. 8 yaşından beri oynuyorsun gagavuz oyunlarını. Peki Türkiye'ye hiç geldin mi? Geldim. Nereye gittin? Edirne'ye. Edirne'ye gittin. Edirne'yi beğendin mi? Beğendim. Seni tanıyabilir miyiz? Adın nedir? İra. Kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Türkiye'ye geldin mi? Geldim. Nereye gittin? İstanbul'a, Antalya'ya. Bayağı gezmişsin sen. En çok nereyi beğendin? İstanbul'u mu, Antalya'yı mı? Yoksa her ikisini de mi beğendin? Biz uçaktan uçtuk İstanbul'a. Doğrudan uçaktan Antalya'ya. Peki Antalya güzel miydi? Da. Senin adın ne? Vova. Kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Burada günlerin nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Giderim okula, sonra dansa. Sonra eve yaparım roklamı. Türkiye'ye geldin mi? Geldim. Nereye gittin? Edirne. Edirne'yi beğendin mi? Beğendim. Adın nedir? Anna. Anna kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Türkiye'ye geldin mi? Geldim. Nereye gittin? Edirne. Sen de mi Edirne'ye gittin? Edirne'yi beğendin mi peki? Pek beğendim. Okuldaki Gagavuz çocuklar halk oyunlarının yanı sıra el sanatlarında da oldukça yetenekli. Okulun öğretmenlerinden Mihail Yazıcı'ya mikrofon uzattık. Burada her bir bölmede Gagavuz Türklerinin hayatları anlatılıyor. Şöyle baştan anlatmaya kalkarsak neler söyleyeceksiniz? Biz burada istedik gösterime Gagavuz'un iyi velki yaşamasını, nasıl yaşarmışlar, nasıl çalışarmışlar, onların hadetlerini gösterdik. Burada hani unutulmasın, Necden'e onlar çok uzak kaldılar. Evet, özellikle düğünleri, mesela zengin Gagavuz Türklerinin yaşamları bu okulda sergileniyor. Mesela en çok dikkat çeken ne oluyor? Sizin düğünleriniz 4 gün sürüyormuş zannediyorum, değil mi?
sürer dahilleri, yevil vakitler. Şimdi yok, bu unutuldu bu. Bunları yaparken gagavuz türkü çocuklar kendi geçmişlerini de öğreniyor aslında, değil mi? Doğru, bu doğru. Biz bunları çekilirken yapma, ne tutayım ben aklımda, silah ne tutmayayım, biz sorarız daha büyük insanlara, yaşlı insanlara, onlar anladılar. Da onlara göre göriz patretleri, onlara göre biz yapıyoruz de bu ekspozisyonları. Bunlar hepsi tahtadan yapılıyor değil mi hocam? Hepsi tahtadan. Peki bir hikayenin anlatımı ne kadar sürüyor? Diyelim ki bir düğünü anlatacağız. Düğünü biz yaptık. 4 uşakla 3 hafta tuttu. 3 haftada bitti. Haftada. Bir hafta biz gezdik, aradık, topladık ne lazım bize. Story. Sonra evet. Cimde biz ona göre istedik, yaptı bunları. Avdarmadan ayrılıp tekrar yola koyuluyoruz. Yolculuğumuz Komrat'a bağlı Beşelma köyüne. Gagavuz Türkçesiyle Beşalma denilen bu köy, Gökoğuzların yakın tarihi ve kültürüne ışık tutan önemli bir müzeye ev sahipliği yapıyor. 1966 yılında açılan Gagavuzya Etnografya ve Tarih Müzesi'ne geldik. Evet, bu müze gerçekten Gagavuzya'nın tarihini ve kültürünü öğrenmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. İçeri geçelim isterseniz, gezmeye başlayalım. Geçelim. Buyurun. Hatıralar, siyah beyaz fotoğraflar, yaşanmışlıklar. Gagavuzların kültürel zenginliklerini günümüze taşıyan bu müze, Gagavuz edebiyatının önemli ismi Dimitri Karaçoban tarafından kurulmuş. Efendim, bu müzede ev eşyalarından fotoğraflara kadar pek çok şey yer alıyor. Eğer Gagavuzların kültürünü, adetlerini öğrenmek istiyorsanız burası gerçekten çok önemli bir adres. Odada Gagavuzların gelenekleri, görenekleri ve kıyafetleri sergileniyor. Hemen sağımda bir Gagavuz ailesi canlandırılmış. Onların yöresel kıyafetleri var. Mesela erkeğe baktığımızda elinde bir kaval olduğunu görüyoruz. Bayanda da gene aynı şekilde oturuyor ve üzerinde yöresel bir kıyafeti var. Efendim, burada Gagavuzların düğünü anlatılıyor. İşte gördüğünüz gibi gelin ve damat var. Gelinin yeşil bir kıyafet giymesi dikkatimizi çekti. Buradaki gelinler hep renkli giyinirlermiş. Beyaz bir gelinlik giymezlermiş. Ancak duvakları her zaman beyaz olurmuş. Bir de ne kadar çok takı takarsa o ailenin o kadar zengin olduğu anlaşılırmış. Ayrıca görüyorsunuz, hem gelinin yakasında hem de damadın yakasında birer çiçek bulunuyor. Gelinin ve damadın elinde mumlar görüyorsunuz. Bu mumlar evliliklerinin daha aydınlık ve güzel geçmesi için, hayatlarının daha güzel geçmesi için yakılırmış ve bunu temsil edermiş. Müzenin rehberi Ivana Hanım'la beraberiz. Bir de bu odayı kendisinden dinleyelim. Ivana Hanım, burada gelen turistler, Gagavuz halkını merak edenler neler görebilir?
Burada da biz anlatırız Gagozların adetleri için. Böyle adetler, bayramlarımız bizim. Yeni yıl bayramı, ondan Paskalya bayramı. Bizim burada şaman yurtları Hristiyanlıktan önce var. Burada var hacılık anlatırız. Gagozlarda varmış bir adet. Oruçta gitmeye duaya İrusalim'e. Dmitri Nikolayevich'in Karaçıban'ın burada diploması, çalışan yerleri, fotoğrafları hepsi burada anlatılıyor, burada gösteriliyor. Bu müze sayesinde Gagavuzların gelenekleri ve kültürleri kaybolmuyor ve nesilden nesile de aktarılıyor, değil mi? Evet, bizim müze bütün gerçekten neden kurulmuş? Hani Gagavuzları dünya bilsin. Evet. Bu müzeden önce, 66'dan önce hiç kimse bilmermiş ki Gagavuzlar bu dünyada var olduğunu. Ama 1966'dan sonra zannediyorum ki artık herkes Gagavuzları biliyor ve onun kültürünü daha yakından tanıyor. Hı-hı. Evet, doğru söylediniz. Daha yakından tanıyor. Hem de bizim adetlerimiz, burada anlatılan işler çoğu artık bugün kullanılmıyor. Ama biz onları unutmuyoruz, anlatıyoruz. Şimdi çocuklar da bizim geleceğimizde onlar da unutmasın. Bu odada 1946 yılında yaşanan açlıklar anlatılıyor fotoğraflarla. Bir yıl süren bu açlık sırasında 5000 gagavuz burada yaşıyormuş ama 2800'ü maalesef açlıktan dolayı hayatını kaybetmiş. Şu anda yanımızda rehberimiz Aleksandra var. Aleksandra, o dönemleri bize anlatabilir misin? Neler yaşandı? Açlık olmuş Beşalma'da 1946 yıldan 1947'de. Açlık çekilmiş, hani olmuş kıştan pek büyük kuraklık. Naşı yekiliymiş kırlada, ona hepsici kurer da yüleyir. Sonra çekildi, uca 46'da kış içi çekildi açlık. Beşalma o vakitte sayılırmış büyük köy. Beşalma'da yaşarmış 5000 kişi. Açlıktan yüleyir yarısından çoğu 2800 kişi. Kalır 2200. İnsan çıkırmış soka, düşermiş, öyle de kalırmış. Sonra toplarmışlar onları kızaklarla, bakmazmışlar. Yaşı insan, yaşamı götürermişler, koyurmuşlar kıza, götürermişler mezarla da hepsini bir kuyuya, hepsini atamışlar bir kuyuya. İnsan geçirmiş pek büyük kahırla, pek büyük işler o vakitla. Balkanlarda kadim bir Türk boyu olan Gökoğuzların torunlarının kültürlerine pencere açtığımız Gagavuzya'da Beş Elma'dan sonraki istikametimiz Gaydar Köyü. Gagavuzya bir tarım ülkesi. Yol boyunca ilerlerken uçsuz bucaksız üzüm bağları takılıyor objektifimize. Efendim, gerçekten birbirinden güzel üzümler. Buraya geldiğinizde bunların tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Buradan bu üzümler başka ülkelere de gönderiliyor. Gördüğünüz gibi burada siyah üzümler var. Yol boyunca nereye giderseniz gidin Gagavuzya'da üzüm bağlarını görebilirsiniz. Üzüm önemli bir yere sahip Moldova ve Gagavuzya ekonomisinde. Üzüm bağlarının ve ayçiçek tarlalarının arasından geçip başkent Komrat'a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Gaydar Köyü'ne ulaşıyoruz. Köyde el sanatlarının sergilendiği bir kültür merkezini ziyaret ediyoruz.
burada eski yıllara ait eserler sergileniyor. Özellikle 1960 yıllarından kalma. Hemen şuna bakmak istiyorum. Bu 1960 yılından kalma bir şey değil mi? De. Fistan. Bu gelinlik fistanı. Ha, gelinlik fistanı gelinlik bu. Fistanı. Hmm. Burada var. Fotoğrafı var mı? Fotoğrafı. Burada siyah beyaz fotoğraflar da mevcut o dönemlere burada, ait. Nasıl gelinin güveyt o fistanı hani biz görüyoruz şimdi. Hmm, evet. Burada birçok fotoğraf da yer alıyor. Bunlar nedir? Biraz bunlardan bunlar da bahsedelim. Düğünlük fotoğrafı. Gelinlikleri, sadıçla, otoyerle, koltukları. Nasıl düğün geçirmiş tayileri. Evet, gagavuzların özellikle yaşamlarına ait buradan izler bulabilirsiniz. İşte gelinlik fistanı gibi. Onun dışında gelinliklerini görebilirsiniz. Nasıl giyindiklerini, yöresel kıyafetlerini. Çuva çotun altında mari kız, gül gül üzümcük. Çuva çotun altında mari kız. Gagavuz kadınları çok cefakar, tıpkı Anadolu kadınlarımız gibi. Efendim sabah saat 5'te evde ekmek yapmaya başlıyorlar, arkasından tarlaya gidiyorlar ve görmüş olduğunuz gibi daha sonradan elimde tuttuğum kilimleri dokuyorlar. Gelin şimdi onlarla bir sohbet edelim. Kolay gelsin hanımlar. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Gel bir sohbet edelim, bırak işi. O kadar çalışkanlar ki bırakmıyorlar. Ne yapıyorsun, anlat bakalım. Dokuyoruz da geliyor bizim prazniğimiz. Hazırlayırız olsun kilim. Ne yapacaksınız? Kilim mi olacak bu? Burada oluyor, panay yapınlar bizim de yol boyunda gelirken. Ne taraftan geldiniz, o yandan geldiniz. Çadır tarafından gelirken bizim var panay yan pınarı. Onu çıkardık, örneğe de dokuyoruz. Çocukların var mı? Var. Kızın var mı? 3 kızım, bir de çocuğum. Allah bağışlasın. Onlar da dokuyorlar mı kilim? Kızlarım dokudular ama şimdi alıştılar, evlendiler, dalıştılar, kaldık dedi baba. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, tanıyayım. Adınız, soyadınız? Adım İlyana Çoban. İlyana Çoban. Ne kadar zamandan beri kilim dokuyorsunuz? Çocukluğumdan. Gagavuz kadınları tipik Anadolu kadını gibi çok çalışkansınız. Günün nasıl geçiyor, anlat bakalım bize. Böyle evde işini yapıp gelirsin işe. İşte de işten sonra gene ev işini yapıyoruz. Tarlamıza gideriz, nerede varsa gideriz, o işi de yapıyoruz. Herkes işi, herkes kendi bakımında. Türkiye'ye geldin mi? Gittim. Bir buçuk sene İstanbul'daydım. Bodrum'da bir iş aydım. Ne yaptın orada Türkiye'de? Ev işinde çalıştım. Ama beğendim, çok güzel. En çok neyini beğendin Türkiye'nin? Yemeklerini beğendim, böyle konuşmasını çok beğendim. Sizin dil bizim dille böyle uyar ama evet. Türk dili daha güzel ne kadar bizim. Çünkü bizim böyle karışık çok var. Rusya'nın dilinden var karışık, Bulgaristan'ın dilinden var karışık, Moldova'nın dilinden de var karışık ama Türkiye'nin pak Türkçe. Yani onu çok beğendim. Burası ne zamandan beri faaliyette? Kültür evi bizim açıldı 1971 yılda. Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Burada var çok kolektifler. Bizde var folklor kolektifi. Ona koyarlar spektakliler. Miniatür olan var dans kolektifi, ona oynarlar folklorni танец, гагауз данслар ойнарлар. Onlar bin yıl önce Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara inen Oğuz boylarının torunları Gagavuz Türkleri. Atalarından miras kültürlerini ve dillerini bugün de yaşatmaya devam eden Gagavuzlara ve Gökoğuz yerine veda vakti.
Gagavuzya'nın başkenti Komrat'tan sizlere veda ediyoruz. Burada bulunduğumuz süre boyunca bizlerden ilgi ve desteğini esirgemeyen tüm halka çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya buluşuncaya dek tüm güzellikler sizlerle olsun. Şimdilik hoşçakalın.